Sayın İlçe Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerim, değerli basın mensupları, Çerkezköy Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, çalışma arkadaşlarım, dostlarım, ailem. Konuşmama başlarken başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında minnetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Duyduğumuz bu coşku ve gururla atamızın ilka ve inkılaplarının izinde daha nice 100. yıllara birlikte yürüyeceğiz. 2008 yılında aktif üyesi olduğum partimizin 2014-2019 yerel seçim döneminde Çerkezköy'ü daha güzel yarınlara ulaştırabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak çıktığımız yolda Türkiye genelinde 12'de 0 yaparak tüm belediyelerimize partimizin bayrağını dikmiş ekibin bir parçasıyım. Yeni kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizin toplamda 60, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 45 meclis üyesinden biriyim. Birlikte kazandığımız Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi'nde sizlerin yerel yönetimdeki bir temsilcisi olarak kentimizin menfaatine olduğuna inandığım tüm çalışma ve projelerin altına imzamı attım ve var gücümle çalıştım. Belki tüm bu süreçten daha da zor olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizin kurmakla yükümlü organlarının tamamında kurucu üye, başkan vekili, katip, encümen, komisyon başkanı, komisyon üyesi, denetim komisyonu, Asyaport ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri Müteşebbis Heyeti üyesi gibi neredeyse mevcut tüm görevlerde yer almaktan, emek koymaktan, halkımıza hizmet etmekten ve partimizi başarıya taşımaktan onurlu ve gururluyum. Bugün görüyorum ki altında benim de imzam olan pek çok yararlı proje ilçemizde ve büyük şehrimizde hayata geçmiş. Öncelikle bu süreçleri yürüten, iki dönemdir başarılarını arttırarak devam ettiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak Başkanıma ve Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay Başkanıma hız kesmeden, durmadan, duraksamadan, yılmadan, halkın faydası dışında hiçbir şeyi umursamadan partimize ve şehrimize kazandırdıkları hizmet için teşekkür ediyor ve onlarla gurur duyuyorum. Belediyecilik hakkında edindiğim bilgi ve birikimle, kendi çabam ve merakımla, devamsızlık yapmadan dahil olduğum 5 yıllık yönetim süreci benim için öğrenme ve tecrübe edinme demekti. Ayrıca 2014-2016 Kadın Meclis Başkanlığı ve 2016-2019 Çerkezköy Kent Konsey Başkanlığı'na seçilerek konsey meclis başkanlarımız ve üyelerimizle birlikte özverili çalışmalar sonucu birçok proje ürettik. Bu projelerle kentimizde yaşayan tüm hemşehrilerimizi bir araya getiren, sivil toplum fikir ve önerilerini toplayan, bu talep ve istekleri belediyemize ileten bir köprü olmaya çalıştım. Çerkezköy'ümüzü Trakya genelinde, hatta Türkiye Kent Konseyler Platformu'nda örnek, çalışkan, üretken, bilgili ve başarılı ekip çalışması ile tanınır duruma taşıdık. Cumhuriyetimizin ve atamızın kaybettirilmeye çalışılan değerlerini kentimizde unutturmamak ilk görevimdir. Hedefim, Çerkezköy'e kazandırılmış ve tamamlanmış tüm projelerimize sahip çıkmak, yapımı devam eden projeleri hayata geçirmek ve halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek hususuyla yeni projeler üretmektir. Doğru ekibi bir araya getirerek var gücümüzle çalışmak, farklı fikirleri almak ve değerlendirmek, İlçe sınırlarımız içinde yaşayan halkımızın her yaş grubuna özel çalışmaları saha anketleri yaparak belirlemek önceliğimiz olacaktır. Bu hizmet yarışında ne kadar iddialı olduğumuzu gösteren tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızın izinden gidecek, onların başarılarını artırarak devam ettireceğim. Çerkezköy'de ilk kadın başkan iddiasıyla yola çıkıyor, kadınlarımızın gücünü ve desteğini talep ediyorum. Geleceğe can veren kadınlar, geleceği inşa edecek çocuklar ve geleceği emanet edeceğimiz gençler için Çerkezköy'de farkındalık yaratacağım. Cumhuriyetimize olan sarsılmaz inanç ve bağlılıkla, Çerkezköy ve ülkemize olan bağlılığım ve hizmet aşkıyla
hep aynı heyecan ve aynı sorumluluk bilinciyle ben demeden, biz olmak için, yalnız hissetmeden kalabalık olduğumuzu bilerek çok çalışacağım. Şuna inanıyorum ki bu adaylık yarışında partimizden kaybeden olmayacaktır. Kim adayımız olursa biz bir oluruz. Öncümüz atamız olur. Ve bu vesileyle Çerkezköy Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan tüm partili arkadaşlarımı başarılar diliyorum. Kazanan biz olalım. Tam da atamızın tüm dünyaya ders verircesine, kadınlara verdiği önem ve değeri ortaya çıkarırcasına 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıdığı "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" dediği bu anlamlı günde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak edindiğim tecrübeyle, kararlılığım, çalışkanlığım ve dürüstlüğümle, sizlerden alacağım güç ve destekle bir kadın olarak aday adaylığımı açıklıyorum. Hepinize böylesi soğuk hava koşullarına rağmen yanımda olduğunuz, şahsıma duyduğunuz güven, göstermiş olduğunuz yakın ilgi, sevgi ve saygıdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok kısaca kendim hakkında bir geçmiş okumak istiyorum. 1975 Bakırköy doğumluyum. 1977 yılında iş nedeniyle Çerkezköy'e gelen bir ailenin çocuğuyum. Bebekliğim, çocukluğum, gençliğim Çerkezköy'de geçti. Evliyim, bir kız çocuğu annesiyim. İlkokul ve ortaokul öğrenimim Çerkezköy'de, lise eğitimimi Tekirdağ'da tamamladım. Anadolu Üniversitesi İşletme ve Kamu Yönetimi'ni bitirdim. 97 yılında mesleğim olan otelcilik sektöründe profesyonel iş hayatıma başladım. Uzun yıllar yönetici olarak çalıştım. 2002 yılında eşimle aldığımız karar neticesinde Amerika'ya yerleştim. Eşimin geçirdiği trafik kazası nedeniyle geri döndüm. 2005 senesinde tekrar Çerkezköy'e yerleştim. 2006 yılında kurduğumuz ve hala devam eden TFT Turizm Organizasyon firmasının sahibiyim. Atatürk İlköğretim Okulu'nda geçmiş dönemde vekil öğretmenliği yaptım, İngilizce öğretmenliği. 2002 yılında yayınladığım bir kitabım var. Hepinize teşekkür ediyorum.